Yine aynı şekilde kafam içeride. Topuklarıma doğru uzanıyorum. Ayaklarımı kapatıyorum. Nefes alışverişini unutma. Yeterli. Şimdi bir ayağımı öne koyuyorum. Koyduğum ayağın ters elini bacağıma doğru bastırıyorum. Ve elimle ayağımı çekiyorum. Bu alt baldır dediğimiz kalf bölgesini esnetelim. Çünkü ip atlarken biraz yorulacak buralar. Aynı şekilde diğer taraf. Zincirler erir, taş ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Onun karşısında zincirler erir, taş ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Ustam, sana armağan etti Atabı güzel günü. 23 Nisan bugün Çocuk Bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayram sev arkadaş dalgalanmış ölüm. Sevinçliyim hepimiz. Kaçtı bugün neşeniz. Eğlenirim, gülerim. Geldi 23 Nisan. Sizleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça övün. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükte, övünün büyükte. 23 Nisan kutlu olsun. Biz Türk'üz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan
boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun hepiniz. Atamıza yürekten bugün bizim bayramımız, sevinin çocuklar. Meclisimizi kurduk, düşmanı yurttan kovduk, hürriyete kavuştuk. Büyük coşkuyla kutlayalım bayramımızı, yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan, kucak dolusu sevgiler. Atatürk'ü gönülden, bayram geldi coşalım, sevinelim yürekten. Bayramları elimizde, koşalım meydanlara, 23 Nisan şiirleri armağandır atama. 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz, eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan, süsleriz biz her yana, geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. 23 Nisan, şu 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi, işte o gün her yandan yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle, egemenlikte yaşar hep. Verecek el ele. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz güleriz. Sizlerin neler yaşadığını, neler hissettiğini çok merak ediyoruz. O yüzden de fırsat buldukça sizlerle anne babalıklarını paylaşıyoruz. Bugün de böyle bir ortamımız var ama sefer sizlerle var. Niye? Çünkü 23 Nisan haftasındayız. 23 Nisan'ı bu sene sizlerle anne kutlu olsun şeklinde değil, 23 Nisan mutlu olsun şeklinde değerlendiriyoruz. Çünkü salgın döneminde mutluluk çok daha öne çıktı değil mi? 23 Nisan ve sizinle biraz önce tanıştık, isimlerinizi öğrendim ve şimdi çok daha öne çıktı. Muhtemelen bana soracağınız, merak ettiğiniz konular vardır. Onlara geçebiliriz. Ziya öğretmenim, en büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim bu topraklarda, bu coğrafyada, Türkiye'de tüm insanlarımızın mutluluk içerisinde, barış içerisinde yaşamaları ve bütün dünyada ayakta durabilen ve dünyadaki akranlarıyla yarışabilen çocuklarımız olması ve dünyaya başarılarımızla katkıda bulunmak. En büyük hayalim bu. Dünyadaki akranlarıyla yarışabilen. Ziya öğretmenim, çocukken oynadığınız ve şu an özlediğiniz olması. Bir oyun var mı? Varsa hangi? Dünyaya başarılarımızla. Aslında tabii çocukluğum köyde geçtiği için köyde açık alanda çocukken saklambaç oynamak ya da çeşitli işte, doğal mekanlarda işte, bu bir ateşme baş olabilir, bu bir tepenin içerisindeki ya da kovuk olabilir ya da köydeki hayvanlarla olan oyunlar olabilir. Yani çok farklı oyunlarımız vardı o dönemde ve şimdi o oyunların açık havadaki oyunların heyecanını, zevkini hala hatırlıyorum. Ziyaretlerim, severek yaptığınız bir uğraşınız var mı? Aslında zaman içerisinde birçok şeyle uğraştım. Yani işte ahşap işiyle, cam sanatı işiyle, buna benzer birçok hobi oldu. Ama şu sıra bunlarla yine uğraşacak zaman dilimi bulmakta zorlanıyorum. Ama bakanlıktan ayrıldıktan sonra yine farklı alanlarda kendimi yetiştirmek için yeni hobilerle ya da eskilerini devam ettirerek
sürdürmek isterim. Ziya öğretmenim, ben hayvanları, özellikle de köpekleri çok seviyorum. Evimde bir köpek beslemeyi mesela çok isterim. Sizin de Pergil adında çok güzel, akıllı bir köpeğiniz varmış. Onunla ilgili bazı bilgiler verebilir misiniz? Nerede tanıştınız gibi? Pergel şimdi tam senin arkanda. Pergel. Gel, bak yanıma geldi şimdi. Çok güzel gel bir buraya, köpek gel kendisi. Gel buraya. Biz sevelim seni. Nasılsın, iyi misin? Bak arkadaşlar geldi, hoş geldin de. Hadi havla bakalım, hoş geldin de. Hadi kuzum, hoş geldin de. Şimdi Pergel ilk geldiğinde çok hastaydı ve hani o kadar zayıftı ki anlatamam. Ve onu bir barınaktan aldığımızda hemen veterinere gittik ve muayenesi yapıldı. Sonra beslenmesiyle ilgili bir takım kararlar alındı. Ondan sonra arkadaşlarımız, bizim ekibimizdeki arkadaşlarımızla beraber hani neler yapalım, bunlar konuşuldu. Ve hemen her gün öğle vakti kendisiyle buluşuyoruz. Ve onu işte beslemek, yemek vermek ya da onunla oynamak benim için gerçekten büyük bir eğlence. Ve doğrudan doğruya çocukluğumu da hatırlatıyor. Çocukken köpeklerimizle oynadığımız oyunları hatırlatıyor. Ve Pergel sayesinde binlerce okulumuzda köpek beslenmeye başlandı. Ders kitabı, roman ve öykü gibi kitapları okurken nelere dikkat etmeliyiz? Bence bir paragraf nasıl okunur? Paragrafın başında ne anlatılır? Ortasında ne olur? Sonunda ne olur? Ve daha çok yazmak önemli. Eğer yazma konusunda çalışırsanız okuma daha iyi anlaşılır. Yani sizin bir paragraf yazmanız, mesela ben size desem ki Nisan ayı ile ilgili doğada ne türlü değişimler olur desem, bununla ilgili bir paragraf yazın desem, sizin yazdıkça gelişmeniz söz konusu olur ve öğretmeniniz de düzeltir eksikleri. İkinci nüshasında düzeltir verirsiniz. Bir kere daha düzeltir verirsiniz. Böylece çok iyi bir metin çıkar ortaya. Ve yazma konusunda gelişirseniz eğer, kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız. Çünkü o kitabı yazanın mantığını daha iyi anlarsınız. Evet, bugün 23 Nisan haftasıyla ilgili bir etkinlikte bulunuyoruz beraberce ve açık havada, güneşli bir havada, çok güzel bir günde sizlerle olmak gerçekten çok mutluluk verici. Ve hepinizin çok çok iyi yetişerek, çok okuyarak, kendinizi çok geliştirerek güzel yolculuklarınız olsun istiyorum. Bir gün buralarda sizler oturun ve size çocuklar soru sorsunlar. Ve insanların hayatını nasıl güzelleştiririm, insanlara nasıl hizmet ederim? Ve ülkeme nasıl yardımcı olurum, aileme nasıl yardımcı olurum, insanlığa nasıl katkı sağlarım? Bütün bu büyük sorularla beraber yürüyüp hayatımızı zengin kılmamız lazım. Yoksa ben sadece işte sınavıma çalışırım, soruları çözerim, benim işim bitti derseniz işiniz biter. O yüzden de sizin muhakkak surette çok çalışmanızda fayda var ve çalışmak bir süre sonra gerçekten çok mutluluk verici bir işe dönüşüyor. Bugün elbette zor bir dönemi yaşadığımızı konuştuk. Zor bir dönem ama zorluklar da insanları güçlendirir. Zor dönemde kimler zorluğa alışkınsa onlar başarılı olur. Yani kim dirençliyse, kim azimliyse, kim sebatkarsa, kim bir şekilde disiplin sahibi ise, çalışma disiplini varsa, ödev yapma disiplini varsa, uyku disiplini varsa, mesela kendinizi kontrol edemiyorsanız, diyelim ki
İşte bilgisayarla uğraşayım, bir oyunla uğraşayım, sosyal medyayla uğraşayım diye uyku saatinizi dikkate almazsanız, bir şekilde bir düzeniniz, disiplininiz olmazsa zaten hayat size çok şey vermez. Ama o disiplin olursa, o çalışkanlık olursa hayat size çok çok çiçek verir, çok çok şeyi bahşeder. Bütün mesele bu aslında. Ama çocukluğunuzu yaşayın. Hiç böyle büyükmüş gibi de davranmayın. Çocuk çocuktur. Çocukluğunu yaşamalı herkes. Ben böyle bir ortamda bulunduğunuz için bizimle çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize çok selam söyleyin. Ailelerinize çok selam söyleyin. 23 Nisan'ınız mutlu olsun. İnşallah salgın dönemini de hep beraber atlatacağız. Hiç umudu kesmek yok. Beraberce koşacağız, beraberce yürüyeceğiz ve güzel günlere kavuşacağız. Ve dünyaya örnek kişiler olarak sizlerle gurur duyacağız. Bizim beklentimiz bu. Sizlere güveniyorum çocuklar. Sizlere inanıyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Kolaylıklar diliyorum. Çocuklar, 23 Nisan hediyenizi almaya hazır mısınız? Ekranların yeni nesil yarışma programı Uzaktan Erişim TRT EBA başlıyor. Oley! Yeni arkadaşlar edinip tatlı rekabetlere gireceğiniz yarışmamız 23 Nisan'da ilk bölümüyle sizlerle. 3, 2, 1 Okulu eve getiren TRT EBA sizleri alıp başka evlere konuk ediyor. Toz Koparan dizisinden oyuncu arkadaşlarımız yarışmacılarımıza eşlik ediyor. İkimiz yarışırsak çok güzel bir rekabet olmuş olur. Kız kıza. Ailece yarışmaya, hoş sohbete ve yeni bilgiler öğrenmeye hazırsanız sana 30 puan kazandıracağım. Cuma günleri TRT EBA ekranlarında buluşalım. Ya, yürüm ben size.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer konuklarımız, ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz ve şenlik için dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen sevgili çocuklarımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdiğimiz 41. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programına hepiniz hoş geldiniz. Şenliğimizin açılışını yapan TRT Ankara Çok Sesli Çocuk Korosu'na çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açtı. 1924 yılında 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi. Sonra da bu güzel bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu üyelerini, tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 1979'dan bu yana TRT'nin organizasyonuyla TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adı altında uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Şenliğimiz ilk kez bundan 41 yıl önce yapıldı. 41 kere maşallah demek istiyorum ben. Tabii. O günün çocukları şimdi birer yetişkin, belki de sizlerin, bizlerin annesi ya da babası. Özgürcüğüm, senin annen baban da çocukken bu kutlamalara katılmıştır sanırım, değil mi? Evet, annem babam hep bahsederler. O zaman çok küçüklermiş ama hiç unutamamışlar bu günleri. Burak abi, ne diyeceğim? Ben de ileride inşallah çocuklarımla beraber kutlarım bu bayramı. İnşallah Özgürcüğüm, ama sadece çocukların yetmez. Torunlarınla da kutlarsın inşallah. Mutlu mutlu günler görürsün. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü hepimiz heyecanla bekliyoruz. Ülkemize gelip şenliğimize katılan ülke çocuklarının muhteşem gösterilerini hep beraber izleyelim diyorum. Tamam, izleyelim. Ben de çok merak ediyorum. İyi seyirler. Zaten. İyi eğlenceler.
Çocuğu bandarak sen ayırıyagan.
Zura baswa Zoronyo gene Go shake money kilo de kilo de kilo shele gongo no cash style direct for the dark give us some more money another rap again e ko kon don don mo emi ati credit alert le for bit ojo atomo e ti go tele tele si a de bola gbele tabula round the world but be like ibale gbegbe e mini importer exporter dey conquer every quarter if you name you bad bele I go slap you enter gutter you make a worker for buy you
kada men nona lili ko sala de kele lili kwe kele lili men nona lili ko sala tum puti kaje mai tama bada na yam ko kwala koko de kona sio ko bate ko ne ko fada na bibi bada kada po sala bada mari kama bana po beauty the fit kama bana socks and kada bana kama bana cars ibon wala chicks ibon wala boys na politics ibon wala voice the girls love me say drive them nuts come bu boss jaws ades yai oya bebe si ai se ko sangalo se ko shano wala se ko Escoba ese go, Toro ese go, Nera Mali ese go, Olo Show ese go, Zaina Dini ese go, ese go, ese go, ese go, ese go, ese go, Ongo ese go, oh this is a go, ese go, ese go, ese go, Jangi Wale ese go. Go.
koromuz tüm hızıyla devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sene şenliğimize tam 40 ülke katıldı ve şu anda konuklarımız için salonumuzda 4 dilde simültane tercüme yapılıyor. Bu diller İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin amacı çocuklar arasındaki kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirmek ve çocukların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak. 2000 yılına kadar başkent Ankara'da kutlanan şenlik, daha sonraki yıllarda Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kutlandı. Bu ilk şenliğimiz milli mücadelenin 100. yılı şerefine Samsun'da başladı. Her renkten, her dilden, her dinden arkadaşımız Karadeniz'in bu güzel şehrinde bir araya geldiler. TRT'nin deneyimli kadrosu bu muhteşem şenliğin hazırlıklarına aylar öncesinden başladı. Her detay düşünüldü, planlar, programlar yapıldı. Türkiye'ye ilk kez gelecek konuklarımızın rahat etmesi için en ince detaylara kadar titizlikle çalışıldı. Takvimler 13 Nisan'ı gösterdiğinde kafileler yavaş yavaş Samsun'a gelmeye başladılar. Samsun bir anda daha da gençleşti. Genç konuklarımızın enerjisi milli mücadelenin ruhunun sindiği o tarihi sokaklara yayıldı. Burak abi öyle bir anlattın ki ben de çok merak ettim Samsun'da neler olduğunu. O zaman sözü fazla uzatmayalım. Hemen Samsun'da neler olmuş, neler yaşanmış hep birlikte izleyelim. Ardından da ülke gösterilerimize devam edeceğiz. İyi seyirler diliyoruz. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Heyecanla kapının önünde karşılayacak aileler bekliyorlar ve ilk karşılaşma şimdi olacak. Çocuklar bir arada, rengarenk bayraklarla, sardı bayram coşkusu, kutlayalım şarkılarla. Çocukların gücü, tüm dünya çocukları, kutlu olsun bayramımız, bizlere armağan etti onu, ulu önder atamız. Bu bayramın anlamı ulusal egemenlik, gülelim eğlenelim hiç bitmesin bu şenlik. Tüm dünya çocukları kutlu olsun bayramımız, bizlere armağan etti onu ulu önder atamız. Tüm dünya çocukları kutlu olsun bayramımız, bizlere armağan etti onu.
Sararkanın töründe dumandatkan kazağım, sargımız saparıp susundatkan kazağım, dombramen dalasan kümbürletken kazağım, bakıtına jol aşkan kazınala kazağım.
başlayan topraklar bu hasretini. Yaklan her ateş bitmez sevgini, bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber sulandık yan yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda, bana her şey seni hatırlatıyor. Her gibi de her gibi de her. Şunkarkala kakkanay, uçup para çakkanay, kalkına alı karışka. Çıraktay cağılan Gülkümenin caşarıp Gün balara katalım Bilip harı caşırız Bir kumarga bakalım Bakalım, bakalım
Kaki lan be mahalle gile gime. Çok teşekkür ediyoruz ve tekrar toplu bir alkış rica ediyoruz lütfen. Özgürcüğüm hayırdır? Sen ne bize gösteri yapacaksın? Yani bu arada tabii giysinle, okunla, yayınla da harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim Burak abi. Çok seviyorum bunları. Gerçekten mi? Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Bildiğiniz gibi biz TRT 1 ekranlarında Özgür'le her hafta ekranlara geliyoruz. Özgür orada hastalıktan kahramanlığa uzanan bir hikayenin baş kahramanı ve kahramanımızın yolu geleneksel Türk okçuluğuyla kesişiyor. Ve sonu gelmeyen maceralarda böyle devam ediyor değil mi Özgür? Gördüğünüz gibi okunu yayında hiç yanından ayırmıyor maşallah. Çok seviyorsun galiba. Peki okçuluğun senin için önemi nedir? Anlatır mısın lütfen? Burak abi, hani büyükler yaşam tarzı derler ya, benim için okçuluk bir yaşam tarzı. Ayrıca annemin söylediğine göre okçuluğa başladığımdan beri çok daha dikkatli ve duyarlıymışım. Evet. Hem ben farkında değilmişim ama eskiden bu kadar dik durmuyormuşum. Haklısın, annen söylüyorsa tabii ki doğrudur. Çok yakışmış ayrıca sana da. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben sana birkaç şey söylemek istiyorsun. Biliyorsun spor yapmak her insan için, sağlıklı bir yaşam için en önemli şartlardan biri. Ama senin yaşındaki çocukların hem sağlığı hem de gelişimi için çok daha önemli. Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Olur mu Özgürcüğüm? Tamam Burak abicim. Okçuluğu unutmayalım. Değerli konuklarımız, sevgili izleyicilerimiz, dünyanın en güzel renklerini TRT ekranlarına getirmeye devam ediyoruz. Thank you.
strale, hai la semi poata, ma la semi cerca, vedi ne patuata, hai in sencaria da pax o da pata, non sei che sospete, puoi sbagliare o calma, hai in sencaria da pax o da pata, non sei che sospete, puoi sbagliare o calma. Mokik sabo vaikos, iorgiale meistrale, mokik sabo vaikos, o jūs vaikai tik darykit, kaip jurgelis daro.
Oh,
writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Oh,
Google Dijital Atölye sizlere 25'ten fazla ücretsiz online kurs sunuyor. Dijital pazar... Ama içerisinden bir pil çıkmadı. Neden? Çünkü yurt dışından pil getiremiyorsunuz. Biz bunun pilini burada yapacağız. Tabii ki bize 72 voltluk bir pil lazım olduğu için biz buraya üçgen bir kutu yaptırmamız gerekiyor. Bir pil kutusu yaptıracağız. Bunun dışında da yeni bir tork... Saygıdeğer konuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanım, yayınımız devam ediyor. Dünyadaki her bir çocuğun ayrı ayrı değeri var. Mutlu yarınlar için mutlu çocuklar yetiştirmek gerekiyor. Türkiye'nin yardım eli Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, faaliyet gösterdiği ülkelerde gerçekleştirdiği projelerle çocukların temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanması, onların geleceğe umutla bakması için çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin faaliyet gösterdiği ülkelerden biri de Somali. TİKA 2011 yılından bu yana Somalili kardeşlerimizin daha iyi yaşaması için çalışıyor. Sağlık, eğitim, suya erişim, altyapı ve dünya ile entegrasyon alanlarında yaptığı çalışmalarla Somali halkının yaralarını sarıyor. Aramızda kilometreler olsa da mesafenin bir önemi yok aslında. Somali bizim için bir kardeş ülke. Türkiye'nin hizmetlerinden birçok arkadaşımız yararlanıyor da. Onlardan biri de Halime. Şimdi arkadaş alkışlarınızla Halime'yi sahneye davet ediyoruz. Hoş geldin Halime. Hoş buldum. Giysin çok güzelmiş. Daha büyük alkışlarla lütfen. Giysin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Somali'de özel günlerde bunu giyiyorlar. Bugün de özel bir gün, bu yüzden bunu giydim. Halimeciğim gerçekten çok güzelsin. Türkiye'de görmek istediğin, en çok görmek istediğin yer neresi? En çok İstanbul görmek istiyorum. Peki buradaki programında İstanbul'u görmek var mı inşallah? Evet. Evet, çok sevindik bunu duyduğumuza. Türkiye sizin için, yani çocuklar için. Bir de aklıma bir şey geldi. Sanırım sen içeride bana söyledin. Sayın Cumhurbaşkanımız Somali'ye gittiğinde karşılama heyetinde korodaymışsın sanırım, değil mi? Evet. Bugün yine karşı karşıyasınız. İnşallah selamlaşacaksın da.
Sana Türkiye sizin için, çocuklar için eğitim ve sağlık konusunda çeşitli çalışmalar yapıyor Somali'de. Eğitim hayatınızı nasıl etkiledi bu çalışmalar? Mesela sen ve arkadaşların nasıl bir eğitim alıyorsunuz? Yani önce nasıldı, şimdi nasıl? Somali'de Türk hastaneleri var, Türk okulları var, Türk kurumları var. Bunlar Somali'ye çok yardım ediyorlar. Ben Türkiye Ele Türkiye Diyanet Vakfı'nın okulunda okuyorum. Okuluyla tanıştım. O zamanlar 5. sınıftaydım. Şimdi ise Türkiye Maarif Vakfı'nın okulunda okuyorum. Ve 9. sınıf öğrencisiyim. Ben ve ailem Türkiye'de çok destek gördük. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ne güzel konuşuyor. Maşallah bir moral alkışı lütfen, çok heyecanlı. Halime, ben sizin ülkenizi hiç görmedim. Nasıl bir yer Somali? Somali'de Hint Okyanusu var. Hint Okyanusu'nun en uzun kıyısı bizim kıyamız ve çok çok güzel. Somali'de kış yok. Genelde sıcak bir ülke ama yol değil. Somali'de insanlar mutlu. İnşallah daha da mutlu olacaklar. Burada canlı yayındayız. Buradan bütün dünyaya mesaj vermek için sen ne söylersin? Yani nasıl bir dünya istersin? Lütfen paylaş bizimle. İnsanlar ben demeye bırakıp biz demeye başladıkları zaman millet olurlar. Ve bütün dünya biz de yarık safa karşı durabilir. Ben bu kelimeyi barışın anahtarı diyorum. Ve tüm dünya çocukları için barış dolu bir hayat diliyorum. Büyük alkış rica ediyorum. Biz de bu dileklerine gerçekten yürekten katılıyoruz ve Somalili çocuklara sevgilerimizi gönderiyoruz senin aracılığında. Lütfen söylemeyi unutma. Diliyoruz ki dünyadaki hiçbir çocuk açlık, savaş ve kötülük görmesin istiyoruz. Özgürcüm, peki sen bu konuda ne söylemek istersin? Buradan dünyaya bir mesaj vermek ister misin? Ben de tüm kardeşlerime çok mutlu bir hayat diliyorum. Kimse ailesinden, kardeşlerinden ayrılmasın istiyorum. Savaşlar çok kötü. İnsanlar yaralanıyor, belki de ölüyorlar, çocuklar aç kalıyor. Savaşlar olmasın, insanlar ölmesin istiyorum. Herkes çok mutlu yaşasın. İnşallah. Bu dileklere de katılmamak mümkün değil, değil mi? Sağ olun. İnşallah sizleri bekleyen sevgi dolu, barış dolu bir dünyadır. Bu da sizin katkılarınızla olacak tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de bu güzel dilekleriniz için. Ve şimdi konuşmalarını yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneye davet ediyoruz. Sevgili çocuklar, değerli misafirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Dünyanın 40 ülkesinden şu anda aramızda bulunan misafirlerimize özellikle hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Adeta şu anda karşımda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu andıran bu güzel atmosferden dünyanın bütün çocuklarına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum.
sizlerin nezdinde tüm milletimizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm milletimizin, tüm çocuklarımızın çocuklara adanmış 23 Nisan Milli Egemenlik. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Güzel. Merhaba dedi. Ben de nasıl gidiyor araba dedim. Güzel. Şu anda çok zenginim. Zira 40 ülkeden böyle güzel yavrular etrafımızı sarınca fakir olmak mümkün değil, zenginim. Tek milli bayram olan 23 Nisan coşkumuzu paylaşan dünya çocuklarına teşekkür ediyorum. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığımıza bu güzel organizasyon için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizin burada bulundukları süre içerisinde çok keyifli anlar yaşayacağına, ömür boyu sürecek arkadaşlıkların, dostlukların, kardeşliklerin temelini atacaklarına inanıyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur. Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak, yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir. Merhum Cahit Sıtkı Tarancı bir şiirinde bakın çocukluğu nasıl ifade ediyor. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldar. Uçurtmam bulutlardan yüce, zıp zıpların pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim. Evet, tıpkı bu güzel şiirde olduğu gibi sizlerin yüreğinizdeki sevgi ve umut tomurcuklarının kopartılmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum. İyi ve nitelikli bir eğitim, aydınlık geleceğimize açılan en önemli kapıdır. Bu anlayışta bizler de son 17 yıldır hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik. Bizim yaşadığımız sıkıntıları sizlerin yaşamaması için gayret gösteriyoruz. Biz sizin yaşınızdayken
70-80 kişilik sınıflarda okuyor, son derece zor şartlarda eğitim almaya çalışıyordum. Akıllı tahtaların, bilgisayarların, öğrenmemizi kolaylaştıran teknolojik araçların olmadığı bir Türkiye'de eğitim hayatımızı sürdürüyorduk. Şimdi okula başladığınızda masalarınızın üzerinde hazır olan ders kitaplarına ulaşmak bile bizim için büyük bir sorundu. Biz o ders kitaplarını masalarımızın üzerinde, sıralarımızın üzerinde bulamıyorduk. Hamdolsun son 17 yılda ülkemize yakışmayan tüm bu eksiklikleri ortadan kaldırdık. Sizlere daha rahat, daha modern, daha kaliteli, daha etkin bir eğitim ortamı sunabilmek için çok önemli adımlar attık. Derslik sayılarımızdan spor salonlarına, kütüphanelerden laboratuvarlara, akıllı tahtalardan tabletlere kadar ihtiyaç duyacağınız tüm imkanları sizlere sağlamaya çalıştık. Öğretmenlerinizin daha iyi şartlarda görevlerini yapabilmeleri için önemli iyileştirmeler yaptık. Tüm bunları sizin en iyi şekilde eğitim almanız, kendinizi en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeniz hedefiyle gerçekleştirdik. İnşallah sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim adamı, öğretmen, mühendis, hukukçu, iş adamı veya başka konumlarda olacaksınız. İşte o zaman geriye kalan eksiklikleri giderecek, sizlerden sonra gelecek nesiller için daha adaletli, daha güzel bir dünyayı siz kuracaksınız. Bu süreçte sizlerden bazı konulara dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Büyürken, gençliğe doğru adım atarken kardeşliğinizi, sevginizi, dünyayı değiştirebileceğinizi olan inancınızı asla terk etmeyin. İşte bugün bu salonda olduğu gibi rengi, dili, kökeni, milliyeti ne olursa olsun dünyanın tüm çocuklarına karşı sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Bu da önemli tehlike. İşte birçok çocukların ne yazık ki balina gibi vesaire nasıl intihar ettiğini herhalde sizler de takip ediyorsunuz. İşte bu alışkanlıklar bizlere ayrı bir tehdittir. Unutmayın, yeni teknolojiler sizin hayatınızı kolaylaştırmak, sevdiğiniz, yapmaktan mutlu olduğunuz şeylere daha fazla vakit ayırmanız içindir. Bu araçların sizi hayattan, topraktan, akranlarınızdan her gece gökyüzünü süsleyen yıldızların parıltısını seyretmekten alıkoymasına müsaade etmeyin. Okul dışında da aile büyüklerinizden başlayarak her alanda öğretmenlerinizin olduğunu, onlardan da öğrenebileceğiniz pek çok şey olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bir yazarımızın şu öğretici tespitlerinin sizlere hep rehberlik etmesini diliyorum. Beyaz karanfiller çizmeyi ablamdan öğrendim. Sevinci uçurtmanın ipini tutan bir elden öğrendim. Coşkuyu arkadaşlarımın çizdikleri resimlerden öğrendim. Bir akşam babam eve dönmemişti, beklemeyi öğrendim. Vurulan bir kuşun kanı bembeyaz karın üzerine akınca pişmanlığı, çaresizliği öğrendim. Açlığı bir yoksulun elindeki ekmekten öğrendim. Kurumuş bir dere yatağından
susuzluğu öğrendim. Kafeste çırpınan bir kuştan özgürlüğü öğrendim. Uçsuz bucaksız ne demek? Denizlerden onu öğrendim. Sessizliği koca bir ormandan, sabretmeyi küçük bir karıncadan öğrendim. Şiiri içimde koşuşup duran atlardan öğrendim. Maviyi gökyüzünden, kırmızıyı gülden, sarıyı da ekinlerden öğrendim. Neydim ben? Neden vardım bu dünyada? Neredeydim? Annemin yüzüne bakınca onu öğrendim. Anneyi unutmayın. Size bir tavsiyem olacak. Burada anneler bol, anne adayları bol. Ben annemin ayaklarının altını öperdim. Öyle yetiştim. Çünkü bizim medeniyetimizde cennet annelerin ayakları altındadır. Dolayısıyla annemin ayaklarının altını öperek yetiştim. Bizi buralara hazırlayan o. Anne olmazsa biz olamazdık. O bizleri hazırladı. Evet. Hayatta öğretmenlerinizi çoğaltmayı, mümkün olduğu kadar öğrenme kaynaklarınızı çeşitlendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, vatanımızı bizlere emanet eden şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tekrar tebrik ediyor. Sizlere 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte sizlere nice güzel bayramlar diliyorum. Yurt dışından ülkemize gelerek heyecanımıza ortak olan misafirlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 23 Nisan vesilesiyle milletimize, bu güzel ülkeyi, bu güzel bayramları kazandıran büyüklerimize şükranlarımı sunuyor. Sizleri gözlerinizden öpüyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım, sahnede kalmanızı arz ediyorum. Dilerseniz bu muhteşem galamızı hep birlikte kapatalım müsaadenizle. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Sayın TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'i de sahneye davet ediyorum. Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu kaldırsınlar. Evet. Bütün dünya şunu bilmelidir ki Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak. Dünyanın bütün çocukları her 23 Nisan'da barış için, sevgi için, dostluk için bu cennet vatanda buluşacak ve coşkumuz her sene daha da artarak devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdiğimiz 41. TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala programımız burada sona eriyor. 42. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarını görüşmek üzere, hoşça kalın.
bayrağını salla. Bugün 23 Nisan. Harekete geç. Bugün 23 Nisan. Atatürk'ün armağanı olan bu bayram senin. Hadi durma, harekete geç. Oyunlarınla, süslemelerinle, şarkılarınla bu 23 Nisan yine neşenle dolsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün 23 Nisan. Harekete geç. Merhaba çocuklar. Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Bugün sizlerin günü. Bugün 23 Nisan. Yasemin öğretmenim, 23 Nisan neydi? Evet, merhaba çocuklar. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki, ulusal egemenlik ne demek? Ulusal egemenlik, milletin ülke yönetiminde söz sahibi olması demek. Ulusal egemenliğe dayalı yönetimlerde halk kendini yönetecek kişileri kendisi seçer. Ve böylelikle ülke ile ilgili alınacak kararlarda da söz sahibi olmuş olur. Evet Yasemin öğretmenim, 23 Nisan'da halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu Büyük Millet Meclisi açıldı. Böylece Türk milleti yönetimde söz sahibi oldu. Atatürk 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak armağan etti. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Bugünün çocukları yarın büyüyecek ve belki de ülkeyi yöneteceklerdir. Atatürk geleceğimizin güvencesi olan çocukları çok severdi. Bu nedenle 23 Nisan'ı, burayı dikkatli dinleyin, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Çocuklar biliyor musunuz? 23 Nisan yani Çocuk Bayramı dünyadaki ilk ve tek bayram. Ama bu bayramda sadece bizler kutlamıyoruz. Dünyanın her yerinden çocuklar ülkemize geliyorlar ve 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyoruz ülkemizde. Biz de 23 Nisan hazırlıkları mı yapsak? Evet. Gülşah öğretmenim, ondan önce benim 23 Nisan'la ilgili çok sevdiğim bir şiir var. Çocuklarla paylaşabilir miyim? Tabii ki de Oğuz öğretmenim, çok seviniriz. Şöyle başlıyor şiirim, adı da Sen Ol Çocuğum. Yurdu koruyan, yarını kuran, sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeniyi unutut. Türklüğe umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen ol çocuğum. Nasıl? Harika, harika. Çok güzel okudun. Ağzınıza sağlık. Biz de çocukken 23 Nisan'da şiirler söylerdik, şarkılar söylerdik. Onları hatırladık şu anda. Evet, çok güzeldi. Ben çok severim ve hep 23 Nisan olduğunda bu şiiri okurum. Ben de 23 Nisan'larda hep şiir okurdum Oğuz öğretmenim. Ama senin de şiir okuman çocuklara çok güzel örnek olmuştur. Ve 23 Nisan'larda onlar da şiir ezberleyip okurlar bence. O zaman... Sınıfı mı süsleyecektik? Evet. 23 Nisan'dan daha öncesinde bazı hazırlıklar yapardık. Neler yapardık? Bizler aslında bayraklar asardık sınıfa. Evet. Süslerdik evet. Sınıfımızı. Evet, sınıfımızı süslerdik. Çok güzel olurdu. Rengarenk olurdu sınıflarımız. O zaman... Biz ne yapalım? Bence bir iş bölümü yapalım ve biz de sınıfımızı süsleyelim. Hadi buraları güzelce bir süse boğalım. Tamam. Tamam. O zaman hemen kitapları alalım. Toplayalım. Başlayalım. Süslerimiz var değil mi? Var. 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 Evet. Masa kalksın mı? Masayı da kaldır. Kaldıralım. Bu rengarenk yapalım. Tamam, tamam. Hadi. O zaman sabit öğretmenin bana da öğretmenin. Siz masayı kaldırın. Tamam. Çiçeğimizi de alıyorum. Ben de çocuklar için aldığımız kutuyu getirdim. Kutuda neler var neler baksanıza. Aa, bayraklar var. Balonlar var. Şöyle bir kusak acaba. Tamam, bakın. Ben bayrakları almayı tercih ediyorum. Sabit, biz de balonları şişirelim tamam. Mi? Tamam, sen topla, ben sana yardım edeyim. Elif öğretmenim, biz de bunlarla yaptığımız süsleri hatırlıyor musun?
yapıyorduk. Evet, kedi merdiveni yapıyorduk. Tamam. Bunlarla yine biz kedi merdiveni yapalım. Ben de bayrak asmaya yardımcı olabilirim. Hem kırmızı hem beyaz balonlar var. Tamam. Ben aldım. Kaç balon daha var? Bunları da alayım ben. Önce hepsini kesin. Evet, tamam. Kutumuzu buraya koyuyorum. Yine lazım olursa kullanırız, tamam mı? Evet, olur. Tahtanın iki tarafına yapıştırabiliriz. Ben de balon şişireyim biraz. Var bende de, ben de aldım. Bence bu kadar yeter Elif öğretmenim. Tamam. Eskiden çocuklar biz kedi merdiveni yapardık. Kırmızı ve beyazla kedi merdiveni yapacağız biz bugün. Şunları açıyorum. İki ucunu birleştirelim. Diğer tarafa doğru yapıştırsak daha... Evet. Şimdi çok güzel oldu. Bir şöyle atacağız ve Elif öğretmenim. Tamam. Sonra tekrar... Bu şekilde atarak, evet, önce birini atıyoruz, sonra da diğerini üstüne atarak kedi merdivenimizi yapıyoruz. Çok güzel oldu. Yani işte sen de yapabilirsin sonra sabit öğretmenim. Balonlardan sonra ben de evet. Önceni yapayım. Bir tane daha şişirelim. Tamam. Bir tane daha. Evet. Siz bayrakları mı asıyorsunuz? Evet, 23 Nisan demek. Bayrak demek. Çok güzel çok oldu. Çok güzel oldu Selcan öğretmenim. Başka? Rafları da yapabiliriz bence. Olur. Bence bir bayramı bayraklar süsler. Evet, kestim. Astığımız ipimiz de var bizim. İp de mi assak? Aa, ipi asıp. Evet, sabit gel beraber yapalım mı? Balonları ipe asabiliriz Oğuz öğretmenim. Tamam. Şurada bir ipimiz vardı, bunu bağlayalım. İşte bu da çok güzel oldu. Başka? Sabit tutar mısın? Bir tane de buraya yapıştırabiliriz. Tamam. Hatta bunları da ipe asabiliriz. Evet, bunları ipe de asabiliriz Elif öğretmenim. Burası hazır. Bunun başka yerlerine de asabiliriz ama ipte daha güzel görünür sanırım. Yeri çok güzel oldu. Bir de her 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta tüm resmi bayramlarda biz İstiklal Marşı okuyoruz. Evet. Tören yapıyoruz. Tören yapıyoruz. Hala yapıyoruz. Bu da çok güzel oldu. Sınıflarımızı süslüyoruz. Balonlar ipi mi asalım? İpi mi asak? Asalım. Şöyle yapıştırabiliriz ben. Biz bayramda koro. Sakin ol. Bant var mı? Çok güzel oldu. Bant var. Hemen vereyim. Biraz bant verebilir misin? İki. Ben çok büyük bir kedi merdiveni yaptım Elif öğretmenim. Çok güzel oldu. Biraz daha bayrak atalım. Tamam. Her taraf bayraklarla dolsun. Oraya mı atıyorsunuz siz de? Siz aralara koyabilirsiniz bayrağı. Tamam, bir şöyle atalım. Çocuklar sizin videonun bir çok mutlu. Kesinlikle. İşte oldu. Kırmızı beyaz balonlar. Bir tane daha yapalım mı sabit öğretmenim? Şu ikisi bu olabilir. Çok güzel oldu. Gittikçe güzelleşiyor. Evet, bir tane de buraya olur. Kestim. Çok güzel oldu. Balonlar ve bayraklar çok güzel görünüyor. Biz kedi merdivenlerimizi nereye asalım Elif öğretmenim? Bence aralarını asabilirsiniz. Bugün 23 Nisan. Hep neşe doluyor insan. Bir tanesi olmamış. Bunu da hemen yapıştıralım. Selcan öğretmenim, şuralara da asabilirsiniz. Orada çok güzel görünüyor. Tamam. Ve sen de oraya. Pencerelerimize de bayrak asardık. Sınıfımızın penceresinden bayraklar görünüyordu. Dışarıdan baktığımızda çok güzel görünüyordu. Ne oldu? Şöyle yapalım mı? Şekil yapıyorduk biz. Önce bunu yapıştırıyorduk. Tamam. Bir tane de diğer tamam. Taraftan çok güzel görünecek. İşte oldu. Tamamdır. Peki. Şişirelim biraz daha balon. Bunlar yeterli mi? Evet. Balon. Bir tane oraya, bir tane oraya yapalım o zaman. Yine kırmızı beyaz olsunlar mı? Tabii ki. Bayrağımızın renkleri. Ve ben kedi merdivenimi bitirdim. Şimdi kedi merdivenimi açacağım. Gördün mü Elif öğretmeni? Evet, şimdi oldu. Şimdi kedi merdivenimi asacağım. Nereye assam? Şöyle assam olur mu acaba?
Elif öğretmenim buraya mı asmalıyım yoksa karşı duvara mı? Veya çok aralardan sarkıtabilirim. Bence sarkıtabilirim. Pencereyi de bir tane asalım. O zaman şu aralardan sarkıtıyorum. Yasemin öğretmenim buraya olur mu? Çok güzel olur. O zaman şöyle şuraya yapıyorum ben. Sınıfımız ne kadar güzel oldu. Aşka. Aa, bir süs daha varmış. Süsümüz de var. Gidelim Serpil Öğretmenim'e. İşte bu da çok güzel oldu. Bir de şuraya atmak istiyorum. Tamam. Çok güzel olmuş. Tabii ki. Elif öğretmenim istersen onları da böyle kesip yapabiliriz. Aynı olsun, tamam. Ya da istersen tahtaya yapıştırabiliriz. Tahtanın altından şöyle yapalım mı Elif öğretmenim? Çok güzel. Evet, tahtanın altından yapıştıralım. Sizden bant alabilir miyiz? İki parça olur. Bir tane daha ister mi? Bir tane. Kaç tane alabiliriz? Teşekkür ederiz. Ya onlar harika. Oğuz öğretmenim. Nereye asalım? Bir tanesini buraya assak. Bence de burada çok güzel görünüyor. Bunu da böyle de asabiliriz. Ben ne kadar istiyorum. Bunlardan bir sürü var. Tahtamıza baksana bir tane. Çok güzel. Şöyle tahtamıza da koyalım bir tane. Cıvıl cıvıl oldu her yer. Kercen öğreteyim bak öyle yapabiliriz onları. Kesinlikle. Bunu da yapayım mı Elif öğretmenim? Böyle mi? Evet. Bir de sınıfımızın şurasına da asalım bence Oğuz öğretmenim. Bayrakların ortasına mı? Evet, bayrakların ortasına veya şuraya da asabiliriz. Nereye asalım? Şöyle olabilir. Şöyle asabiliriz bence. Şöyle sarı yerinde. Bant verelim hemen sana. O zaman şöyle yapalım. Sana bant verelim. Şöyle olabilir. Tamam. Sabit öğretmenim bant alabilir miyiz? Bant elinde değil. Bant çok güzel. Sen şöyle bant olabilir. O da olabilir. Tamam, hemen geliyorum. Veriyorum hemen. İki tane mi istiyorsun? Evet. Evet. Bant var mı? Evet. Hemen getiriyorum. Aynısından bir tane de oraya. Başka nereye asalım? Ben de şöyle geçebilirim. İki tane balonumuz kaldı sadece. Evet, bunları ne yapalım? Bence onları yere atalım. Sınıfta yerde mi balonlar oluyordu? Öyle evet, mi? Evet, olabilir aslında. Güzel gördüm. Tamam. Ben sizlere de bayrak vermek istiyorum. Bunları artık. O zaman sistemimizin kalanlarını bir tane de ben alabilirim. Kaldıralım mı? Kaldıralım bence de. Tamam. Ne güzel. Çok güzel oldu. Ben de bayrak istiyorum. Çok... Evet, ben de bir çok tane. Çocuklar sınıfımız nasıl görünüyor? Beğendiniz mi? Sanırım açılırsak daha güzel. Şöyle baksanlar mı? Bence çok beğendiler. Çok güzel oldu. Sınıfımız harika oldu. Evet. Evet. Kırmızı beyaz her yer. Evet. Çocuklar gerçekten sınıfı görünce çok mutlu olacaklar. Evet, şaşıracaklar. Kesinlikle. Burası ne kadar güzel olmuş. Çınar, hoş geldin. Çınar, gel bakalım. Gel. Gel Çınar, gel. Gel, yanımıza gelebilirsin. Beğendin mi sınıfı? Evet. Güzel olmuş değil mi? Evet. Şaşırdın mı? Şöyle dönelim. Arkadaşlarım da seni görsünler. Beğenir mi? Arkadaşlarım da beğenirler mi sınıfı? Evet. Çınar, biz 23 Nisan'da 23 Nisan şarkıları söylerdik. Şimdi seninle birlikte söyleyelim ister misin? Olur. Tamam. Biz bir şarkı biliyoruz. Sabit öğretmenim hatırlatır mısın? Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. O zaman 23 Nisan şarkımızı bütün öğretmenlerimizle beraber müzikli bir şekilde söyleyelim mi? Evet, söyleyelim. Tahtamızda müziği vardı Gülşah Hanım, açabiliriz isterseniz. Açayım ben. Çınar al bu senin olsun. Hadi bakalım.
çocuklar, bugün 23 Nisan. Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Evlerinize şarkılar söylemeyi, bayraklar asmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Şiirde tema, ana duygu ve söz sanatları konusunu öğrenmeye hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Bugün öğreneceğimiz konular esasında Türkçenin en keyifli, en güzel konularından biri. Hadi gel dersimize başlayalım. Şimdi, şiir duyguların, düşüncelerin etkili ve coşkun bir şekilde anlatıldığı, mısralar...